Hayret. Bakıyorum da bu sefer pek özendim Metin Efendi'ye. Aşk olsun Yılmaz. Yani üstüme iyilik sağlık. Hani seni duyan da eve gelen misafirleri azarlayıp kapı dışarı ettiğimi sanacak. Her şeyin hayırlısı. Hah, geldi. Ben bakarım. Çok geç kalmadın değil mi? Yok, tam zamanı. Hadi gel. Allah, şimdi yine Metin Efendi demeye başlar. Dakika bir gol ver. Hoş geldin oğlum. Hadi geç, buyur. Ay, hiç çıkarma, hiç çıkarma. Buyur. Daha nasılsın oğlum? Babanlar nasıl? Vallahi ne yalan söyleyeyim Yılmaz amca, pek de konuşamıyoruz ama iyiler çok şükür. Soranlara da selamları var. Bizden de selam söyle bir mukabele. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Şuna bak şuna. Bıraksan piranaların ineği 5 saniyede semirdiği gibi hepsini silip süpürecek. Hah, gönül de geldi işte. Kızım, istersen hemen servisi yapıver. Metinciğim acıkmıştır. Aman efendim, çok zahmet etmişsiniz yani ama söyleyemedim de. Ben niyetliyim. Ay Metin, affedersin. Anne, biz bunu niye düşünemedik? Eh be kızım, insan bir sormaz mı? Hadi bizde hastalık, şudur budur pek tutulmuyor. Ama efendim, yani siz emek vermişsiniz. Üzülürüm, buyurun oturun yani. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse hiçbirini ben yapmadım. Hepsini gönül yaptı. Yani kendi kızım diye söylemiyorum ama mutfakta gerçekten çok maharetlidir. Aman anne ya. Ne olmuş kızım? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş derler. Değil mi Metinciğim? Yani şimdi sen yorgun argın işten gelmişsin. Şöyle güzel bir sofra, 3-5 çeşit yemek istemez misin? Tabii efendim, yani insan eşinden başka ne bekler ki? Sen niye böyle bir rahatsız oturuyorsun evladım? Rahat ol, biz bizeyiz, çekinme. Yani aslında bugün beni şaşırttınız efendim. Niye? Yani o gün bir ışımla gittiniz. Hala onun tedirginliği var. Evladım, insanın bazen... Yani saati saatine uymuyor. Sen artık benim kusuruma bakmayacaksın. Yabancımız sayılmazsın. Kızımız seni sevmiş, beğenmiş. Değil mi Yılmazcığım? Yani şimdi siz... Tabii çocuğum. Siz birbirinizi beğendikten, sevdikten sonra bize... Yani bize bol bol torun sevmek düşer, değil mi? Sahi. Metin'cim, çocukları sever misin oğlum? Yani yaşımız da bayağı oldu. İnsan istiyor tabii. Ne güzel. Yılmaz, 3-5 tane torun gelecek, torun. Abartma anne istersen. Canım, ne olacak kızım? Yani şimdi hakikaten sen istemez misin? Bir evde şöyle kızlı erkekli, cıvıl cıvıl. Yani çocuk evin meyvesidir. Allah rızkını verdikten sonra da niye olmasın? Öyle Allah rızkını verdikten sonra falan olmaz evladım. Gönül çalışmayacak. Evin bütün yükü senin üstünde olacak. Evin direği olarak evin bütün her şeyinden sen sorumlu olacaksın. Anne, ne münasebet, niye çalışmıyormuşum şimdi ben? Annen haklı ama Gönül, yani çocuklara kim bakacak? Bir dakika. Sen şimdi benimle çocuk bakmam, yemek yapmam için mi evleniyorsun Metin? Ama bir kadının görevleri bunlar. Üstüme iyilik sağlık. O kadar da değil Metin Efendi. Hayat müşterek. 2 kişilik bir dünya kuruyorsunuz. Ama efendim, siz deminden beri... Bak Gönül, ben sana söylediğim zaman inanmıyordun. Al, şimdi kulaklarınla duydun. Metin benim dediğim gibi miymiş? Al buyur. Sevgi, ayıp oluyor ama. Yok Yılmaz amca, ben anladım galiba. Bugün bu bütün iyi niyetiniz, güler yüzünüz, ben anladım. Gönül, sana inanmakta da hata etmişim galiba. Sakın beni durdurmaya kalkma anne, seninle sonra konuşacağız. Kızım! Ya Metin! Dur! Durdum zaten Gönül. Annem bu tavrını değiştirmediği sürece benim yapabileceğim hiçbir şey yok yani.
Ya diyelim ki annem değişti. Ya peki senin o lafların neydi içerideki Metin? Ya nerede benim o sevdiğim romantik adam? Ben o sözleri hazır annem bana ısınmışken suyuna gideyim diye söyledim. Yoksa manyak mıyım ben memur maaşımla? Ne yapayım bir düzine çocuğu? Yani evde oturmamı da istemiyorsun öyle mi? Ya gönül hayat müşterektir. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya? Peki. O zaman çekip gideceğini beni iyi dinle. Bu saatten sonra hayatımı kiminle geçireceğimi annem değil ben karar veririm Metin. Ve ben kararımı verdim, tamam mı? O kişi sensin.